Dost, komşu ve kardeş, Bulgaristan Baş Müftüsü, değerli dostumuz, değerli meslektaşımız Hacı Mustafa Aliş'i bugün başkanlığımızda görmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hakikaten Bulgaristan Baş Müftülüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığımız arasındaki ilişkiler pek çok ülkeye örnek olabilecek bir ilişkidir. Bu ilişkinin bu seviyelere getirilmesine katkısı olduğu için, büyük emekler verdiği için ben Sayın Baş Müftümüze ve Din Hizmetleri Müşavirimize, Fikret Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Bulgaristan Baş Müftülüğü, Bulgaristan'ın iç huzurunun da teminatıdır. Yani hakikaten Baş Müftülük sorununun halledilmiş olması, daha sonra sizin orada bütün din adamlarıyla, din görevlileriyle yaptığınız hizmetler sadece Müslümanlara yönelik bir hizmet değil, aynı zamanda Bulgaristan'da farklı dinlere mensup olan bütün insanların da barışını sağlayan, farklı inançları, farklı toplulukları birleştiren çok kapsamlı bir bakış açınız olduğunu yakinen biliyorum, yakinen takip ediyorum. Bunu bilmekten, bunu öğrenmekten de büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii iki ülke arasındaki ilişkiler, iki diyanet arasındaki ilişkiler Balkanlardaki bütün Müslümanlar için son derece önem arz ediyor. Sadece Bulgaristan'daki soydaşlarımız, dindaşlarımız için değil, Balkanlardaki bütün Müslümanlar için önem atfediyor. Yeni bir sürece giriyoruz. İnşallah yeni süreçte de bilhassa Bulgaristan artık bir Avrupa Birliği ülkesi. Yeni süreçte yaptığınız çalışmaların da çok önemli olduğunu biliyorum. Muradiye, evet, camisinin doğrusu saldırıya uğramış olması bizi son derece üzdü. Çünkü biz biliyoruz ki sizin bütün çalışmalarınız barış eksenli, toplumun bütün kesimlerini birleştiren bir çalışma. Bulgaristan'da caminin varlığı 10 sene, 20 sene önceye dayanmıyor. Bulgaristan'da camilerin varlığı 4 asır, 5 asır öncesine dayanıyor. 4 asır, 5 asır camiyi, kiliseyi birlikte barış içerisinde yaşatmış bir toplulukta İslam mabedine yapılan bu saldırı doğrusu bizi son derece üzdü. Bugün sizlerle bütün görüşmelerimizde hiç beklemediğimiz bu olaylar neden meydana geldi doğrusu onu öğrenmek istiyorum. İnşallah geçici ve bireysel bir yanlışlıktır. Bir an önce bu tür yanlışlıkların ortadan kalkması en büyük temennimizdir. Çünkü mabede saldırı, o mabedin içinde ibadet eden, o mabedin kaynağına iman eden bütün topluluğun kutsal değerlerine karşı bir saldırıdır. Küçümsenecek bir olay değildir. İnşallah dediğim gibi bir defaya mahsus olmak üzere yapılan bir yanlışlık olur. Asla Bulgaristan'daki o iç barışı, iç huzuru zedelemez diye umut ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Burası zaten sizin eviniz, yurdunuz. Tekrar hoş geldiniz. Zaten halimiz ifade buyurduğumuz gibi Bulgaristan'daki hizmetlerimiz Türkiye ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı yardımıyla ayakta kalıyor. Efendim her yerde söylüyoruz. Burada da darlarımızda feda var da inanıyorum. Türkiye'de din anlayışı neyse Bulgaristan Müslümanlarında da din anlayışı aynı olması hasebiyle biz bütün dini meselelerimizi Türkiye Diyanetiyle
beraber yürütmeye çalışıyoruz ve özellikle son yıllarda beraber hizmetlerimizi yürüttüğümüz için neticeler de ortadadır. Ben bu konuda zaten halimize başta olmak üzere ve bütün Diyanet'te çalışan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Aynı zamanda da ifade buyurduğumuz gibi son olaylar bizi de çok rahatsız ettiği filmde de. Bununla birlikte bir şey daha ilave etmek istiyorum. Efendim birkaç aydan beri Türkiye'de cereyan eden bazı olaylar biz dışarıdan baktığımızda, izlediğimizde biz de bunlardan rahatsız oluyoruz. Gerekse Balkanlarda, gerekse bütün dünyada Müslümanlar bunu görünce rahatsız oluyor çünkü efendim biz Müslüman olarak, Türk olarak Türkiye'mizi güçlü görmek istiyoruz. Güçlü kalmasını istiyoruz. Türkiye güçlü olunca çok daha rahat biz hizmetlerimizi sürdürebiliyoruz. Ve inanıyoruz ki bu süreçte bütün bu efendim bizi rahatsız eden olaylar tarihte kalmış oluyor. Ve bu şekilde Türkiye'miz yine güçlü görüyoruz. Efendim bu konuda bize de herhangi bir vazife düşüyorsa zaten elimizden bunu paylaşmak istiyoruz. Biz de duamızla, ibadetimizle aynı zamanda da başka bir görev düşüyorsa biz bunları da yerine getirmeye hazırız. Tekrar tekrar zaten elimize buradaki bütün arkadaşlar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Allah razı olsun. Türkiye'de son aylarda yapılan tartışmalar umudunu milletimize bağlamış mazlum toplulukları sevindirmiyor demiştim. Hakikaten sadece siz değil, son haftalarda Balkanlardan, Türk Cumhuriyetlerinden, hatta Afrika'nın çok uzaklarından Diyanet İşleri Başkanları beni arayarak üzüntülerini ifade ediyorlar. Türkiye'deki birliğin, beraberliğin, ahengin kendileri içinde hayata tutunmak bakımından büyük bir umut olduğunu ifade ediyorlar. Bizim de şahsen en büyük üzüntümüz, tabii ki işin siyasi ve hukuki tarafı bir tarafa, dini yönü üzerinde durduğumuzda bu tür tartışmalar İslam dünyasında bilhassa yapılan tartışmalar, benzer tartışmalar gençlerde din algısının yara almasına vesile oluyor. Ve Müslümanlık algısı, dindarlık algısı yara alıyor. Bu son derece yanlış ve tehlikeli bir şey. Bence bütün tartışmalarda, özellikle tartışmaların içerisinde eğer dini mübini İslam varsa, dindarlık varsa, din adına yapılan sözler, yapılan açıklamalar varsa, dinin bundan zarar görmemesi için gençlerdeki din algısının, toplumdaki Müslümanlık algısının zarar görmemesi için hem herkesin daha hassas olması gerekiyor. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk günden itibaren bunu hep yüksek sesle ifade etmeye çalıştık. Ayrıca tabii Türkiye öyle bir ülke ki içinde meydana gelen herhangi bir hadise sadece Türkiye içinde kalmıyor. İşte sizin de ifade ettiğiniz gibi burada yapılan bir tartışma Bulgaristan'daki bütün Müslümanları etkiliyor. Balkanlardaki bütün Müslümanları etkiliyor. Türk Cumhuriyetlerinde, hatta Afrika'da pek çok Müslüman bundan olumsuz yönde etkileniyor ve Türkiye'deki birliğin, beraberliğin, ahengin kendilerinin geleceği açısından da çok önemli olduğunu, bu sebeple büyük bir kaygıyla izlediklerini son haftalarda hemen hemen pek çok ülkenin Diyanet İşleri Başkanı bizzat arayarak sizin bu düşüncelerinizi, sizin bu endişelerinizi benimle paylaştılar. Ben de bu endişeleri hem yetkililerle hem de toplumla paylaşmaya çalışıyorum.